Farkında mısınız? Son zamanlarda o kadar böyle yüksekten düşerek, pencereden düşerek hayatını kaybeden kadın haberi verdik ki inanılır gibi değil. Ya bunların hepsi gerçekten intihar olabilir mi? İşte bir başka örnek. 45 yaşındaki Canan Korkmaz'ın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği geçti kayıtlara. Erkek arkadaşı tutmaya çalıştım ama ellerimden kayıp düştü dedi. Ancak Canan Korkmaz'ın kızı annesinin intihar ettiğine inanmıyor ve ölümünün bir kez daha detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyor. Babaca mutlaka bir şey olmuş olmalı. Sadece bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Erkek arkadaşıyla tartıştı, 4. kattan atlayarak intihar etti. Bu erkek arkadaşının iddiasıydı. Ancak kızı Irmak, annesinin intihar edebileceğine inanmadığını söyledi. Annem asla kendi canına kıyamazdı. 43 yaşındaki Canan Korkmaz, Meftun isimli erkek arkadaşıyla sürekli tartışıyordu. Her buluşmanın sonunda annem eve ağlayarak geliyordu ya da Meftun abi evi terk ederek sonlanan buluşmalardı. Hiçbirinde annemin yüzünün gücüne şahit olmadım. Ancak son buluşmaları korkunç bir faciayla sonlandı. İkili bir mesaj yüzünden kavga etti. Kavganın sebebi annemin telefonuna gelen mesajdı. Meftun abi diyor ki Canan ben olmuyor. Yarın sana otobüs bileti alayım seni Trabzon'a göndereyim diyor. Annem de diyor ki sen yoksan ben yaşamak istemiyorum diyor. Sözde koşarak kendini 4. kattan atmış. Canan Korkmaz'ın Meftun isimli erkek arkadaşı olayın ardından gözaltına alındı. İfadesinde tartışmamız oldu. Bu esnada kendini balkondan atmaya çalıştı. Tutmak istedim ama ellerimden kayıp düştü dedi. O gece mutlaka bir şey olmuş olmalı. Sadece bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ancak Korkmaz'ın kızı Irmak annesinin intihar ettiğine inanmıyor. Bu yüzden ölümünün daha detaylı araştırılmasını istiyor. Annem asla intihar edecek bir insan değildi. Onu benden daha iyi tanıyan kimse asla olamaz. Bırakın kendi canını kırmayı asla başka bir canlıya bile kıyamazdı. Asla. Hoşuna gitti mi? Bence çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun anne.